18 yıllık iktidarını hatırla. Hatırla ki 11 Şubat 2006'da ne olduğunu daha detaylı öğrenebilesin. Dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, geçinemiyoruz, anamız ağlıyor diyen çiftçiye, ananı da al git buradan dedi. Benim mahsulüm öldükten sonra mı? 2 senedir anamız ağladı. Suya muhtaçım. Hatırla ki 19 Aralık 2009'da ne olduğunu daha net görebilesin. AKP döneminde devletin içine sızan FETÖ elemanları, dönemin başbakan yardımcısı Bülent Arınç'a suikast yaptığı iddiasıyla devletin en özel sırlarını ve askeri stratejisini deşifre etti. 20 gün boyunca kozmik odada arama yapanlar, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un karşı çıkmasına rağmen hedeflerine ulaştılar. Hatırla 24 Mart 2011'de ne olduğunu. Dönemin AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ yaptığı açıklamada Fethullah Gülen hakkında, Fethullah Gülen bu ülkenin yetiştirdiği değerli bir kıymettir. Seversiniz sevmezsiniz ama değerli bir insandır, bilge bir insandır. Bu ülkenin milli ve manevi değerlerine bağlı nesillerin yetişmesi için hizmet yapıyor. Her şey de açık, devletin denetimi, gözetimi altında, her şeyi gözünün önünde olan dedi. Fethullah Gülen bu ülkenin yetiştirdiği değerli bir kıymettir. Seversiniz sevmezsiniz ama değerli bir insandır, bilge bir insandır. Bu ülkenin milli ve manevi değerlerine bağlı nesillerin yetişmesi için hizmetini yapıyor. Her şeyi de açık. Devletin denetimi, gözetimi altında açık. Her şey gözünün önünde olan. Devletin denetimi, gözetimi altında açık. Devletin denetimi, gözetimi altında açık. Devletin denetimi, gözetimi altında açık. Hatırla 15 Nisan 2012'de ne olduğunu. Dönemin İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, kendisine şikayetlerini söylemek niyetinde olan ve "Sayın Bakanım, senin geldiğine çok sevindim" diyen vatandaşa, "Yok ya, nereden bileyim sevindiğini? Hadi bir takla at ya da oyna bir göreyim" dedi. Sevindi. Yok ya. Nereden bileyim sevindiğini? Hadi bir takla at da göreyim bak. Bir oyna bakalım. Oyna. Nasıl oynarsın? Çalsın. Çal bakayım. 2 Haziran 2012'de ne olduğunu unutma. Dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kürtaj ve tecavüz tartışmaları hakkında, anası olacak kişinin hatasından dolayı çocuk niye suçu çekiyor? Anası kendisini öldürsün dedi. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Türkçe Derneği tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Türkçe Olimpiyatlarının kapanış töreninde "Gurbet hasrettir, hasret bedeli çok ağırdır, faturası çok ağırdır. Biz gurbette olup şu vatan bitmelidir, bitsin istiyoruz" diye konuştu. 15 Temmuz sonrası FETÖ ile bağlantısı olan Uluslararası Türkçe Derneği kapatıldı. Gurbet hasrettir. Hasret bedeli çok ağırdır. Faturası çok ağırdır. Biz gurbette olup şu vatan topraklarının hasreti içerisinde olanları aramızda görmek istiyoruz. Bu sıla hasreti artık bitmelidir, bitsin istiyoruz. 15 Nisan 2013'te ne yapıldığını unutma. Dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın 2 günlük Trakya gezisi kapsamında geldiği Edirne'de kanser ilaçlarının temini için yardım istendi. Bakan Bayraktar'ın cebine koyduğu parayı, "Ben dilenci değilim. İnsanlık konusunda bir kez daha hayal kırıklığına uğradım. Görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda" diyerek parayı geri iade etti ve ağlayarak uzaklaştı. "Ben dilenci değilim. İnsanlık konusunda bir kez daha hayal kırıklığına uğradım. Tamam, yardım edeyim sana. Görüyorum ki yardım edeyim çaresizliği sana. Yok, tatmamışsınız sana hayatınızda. Edeyim sana." Hatırlayın, 28 Mayıs 2013'te
tarihinde ne olanı unutmayın. Dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında alkol yasağıyla alakalı Mustafa Kemal Atatürk'ü kastederek iki tane ayyaşın yaptığı yasa muteber oluyor da dinin emrettiği bir yasa sizin için neden reddedilmesi gerekiyor dedi. İki tane ayyaşın yaptığı yasa sizin için muteber oluyor da inancın emrettiği bir gerçek, bir vaka niçin sizler için reddedilmesi gereken bir olay haline geldi? 14 Mayıs 2014'te ne olduğunu da unutma. 13 Mayıs 2014 tarihinde Soma'da gerçekleşen maden katliamında 301 maden işçisi hayatını kaybetti. Facia sonrası bölgeye geçen dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi gerekli önlemlerin alınmaması ve bu katliama davet çıkardığı gerekçesiyle tepkilerle karşılaştı. Devlet yetkililerini protesto eden bir madenci polis tarafından gözaltına alınırken Başbakanlık müşaviri Yusuf Yerkel tarafından yerde tekmelendi. Mayıs 2014'ü hatırla. 301 maden işçisinin yaşamını yitirdiği Soma'da protestolarla karşılaşan dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan olayların büyüdüğü sırada bir markete sığındı ve ardından burada kendisini protesto eden bir işçiyle tartıştı. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan kamuoyuna yansıyan görüntülere göre vatandaşı darp etti. Erdoğan darp sırasında vatandaşına İsrail dölü dedi. Hatırla, sakın unutma. 7 Mart 2015 tarihinde ne olduğunu hatırla. Tarafsızlık yemini eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaklaşan 7 Haziran 2015 genel seçimleri öncesinde tarafsız olması gerekirken AK Parti için oy istediği sırada başkanlık sisteminin gelmesi gerektiğini söyleyerek 400 milletvekilini verin ve bu iş çözülsün huzur içinde dedi. 400 milletvekilini verin ve bu iş huzur içinde çözülsün. 30 Temmuz 2015 tarihinde ne olduğunu unutma. Terörün araştırılması önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Hatırla 20 Ekim 2015'te ne olduğunu. Dönemin AK Parti Genel Başkanı ve Başbakanı Ahmet Davutoğlu iktidarı sallanan AKP için skandal bir açıklamada bulundu ve AK Parti giderse beyaz toroslar gelir dedi. AK Parti iktidardan indirilirse buralarda ya bu terör çeteleri dolaşacak ya da eskiden olduğu gibi beyaz toroslar dolaşacak. 4 Mart 2016'yı hatırla. Din ve ahlak eğitimi veren AKP destekli Ensar Vakfı ve Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği'ne ait evlerde kalan çocukların cinsel istismara ve tecavüze maruz kaldığı ortaya çıktı. Konuyla alakalı açıklama yapan dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu bir kereden bir şey olmaz dedi. Bir kere rastlanmış olması hizmetleriyle ön plana çıkmış bir kurumumuzu karalamak için gerekçe olamaz. 18 yıllık iktidarını çok iyi hatırla. 23 Mart 2016'da ne olduğunu da unutma. Çocuk istismarının önlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çocuk istismarının önlenmesi için meclis komisyonu önerisi verildi. Öneri AK Partili vekillerin oylarıyla reddedildi. MHP sadece Karaman olayının değil, çocuklara cinsel istismarların araştırılması için mecliste komisyon kurulması teklifi verdi. Hem CHP hem de HDP bu teklife destek verdi. Ve teklif AK Parti'nin oylarıyla reddedilince de kıyamet koptu. Milliyetçi Hareket Partisi grubu önerisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmemiştir. 18 Haziran 2016'yı hatırla. Dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ çocuğa tecavüzü küçüğün rızası var diyerek savundu. Bunlar tecavüzcü değil. Bunlar cinsel istismar suçunu zorla işlemiş olan kişiler değil. Tamamen ailelerin ve küçüğün de rızasıyla yapılmış işler. Ailelerin ve küçüğün de rızasıyla yapılmış işler. Ailelerin ve küçüğün de rızasıyla yapılmış işler. Hatırla 24 Temmuz 2018'i. 8 Temmuz 2018'de Çorlu'da
meydana gelen ve 25 kişinin ölümüyle sonuçlanan Çorlu tren kazasının araştırılması için komisyon kurulması önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Nisan 2019'u hatırla. Sistematik şekilde ekilen nefret tohumları ve kutuplaştırıcı dil meyvelerini verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na katıldığı şehit cenazesinde linç girişiminde bulunuldu. Hatırla 21 Haziran 2019'da ne olduğunu. Yenilenen İstanbul seçimleri öncesinde PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın mektubu Anadolu Ajansı tarafından paylaşıldı ve Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan TRT'ye çıkarıldı. CHP ve Ekrem İmamoğlu'na eleştirilerde bulunuldu. Yıllık iktidarını iyi hatırla. 29 Ocak 2020'de Kızılay'a yapılan 7.9 milyon dolar bağışın çocuk tecavüzleriyle ismi bilinen Ensar Vakfı'na verildiği ortaya çıktı. Şubat 2020'yi hatırla. Ankara Büyükşehir Belediye Eski Başkanı Melih Gökçek tarafından yapılan ve 750 milyon dolar harcanan Anka Park bir yıl bile açık kalamayarak tamamen kapatıldı. Şimdi hatırla 29 Şubat 2020'yi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İdlib'e verilen 36 şehidin ardından 36 saat ortaya çıkmadı. Çıktıktan ilk kez sonra AK Parti İstanbul milletvekilleriyle buluşmasında konuştu. Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeleri gülümseyerek anlattı. Dün gece Trump diyor ki ya diyor burada Putin'in diyor ne beklentisi var, ne isteği var. Bunları söyledikten sonra dedim bir dedim Kamışlı'da dedim bir petrol olayı bunların var dedi. Ya orada petrol var mı dedi. Orada petrol var dedim. Ama değeri zor kadar değil dedim. Ama değeri zor kadar değil dedim. Ama değeri zor kadar değil dedim. 31 Mart 2020'yi hatırla. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 81 ilin belediyelerine gönderilen genelge ile İstanbul, Ankara ve Antalya Büyükşehir Belediyelerinin koronavirüsle mücadele kapsamında yardım hesaplarına bloke konuldu. Şimdi 18 yıllık iktidarını çok iyi hatırla. 20 Nisan 2020 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP'li belediyeleri yardım toplamak, hastane yapmak, ekmek dağıtmakla suçladı. CHP'li belediyeler ne yapıyor? Kendi başlarına yardım toplamaya, ekmek dağıtmaya, hastane kurmaya, benzeri işler yapmaya kalkışıyorlar. Yardım toplamaya, ekmek dağıtmaya, hastane kurmaya kalkışıyorlar. 9 Haziran 2020'yi hatırla. 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları kendileri için toplanan 300 milyon TL'nin dağıtılmadığını söyleyerek Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın önünde eylem yaptı. 2016 Temmuz'undan bu yana hükümetimiz tarafından bizlere bir takım sözler verilmiş, ne yazık ki yerine getirilmemiştir. 20 Kasım 2020'yi hatırla. Fiyatı 9.8 lira olan test kiti Sağlık Bakanlığı'na 32 liradan satıldığı ortaya çıktı. 32 liraya kit satan USHAŞ'ın başkanı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sahibi olduğu Medipol Hastanesi'nin eski yöneticisi.
Test kitlerini USAŞ üzerinden aldılar. Bir firma, ısrarla bir firmadan aldılar. Bakana soruluyor, bakan diyor ki bizim diyor bakanlığımız diyor işte 9.8 liradan bir kuruş fazla almamıştır. Ya doğru. USAŞ kaç liraya aldı, kaç liraya sattı, onu söylesen. Sağlık Bakanlığı olarak ilk günden itibaren yurt dışından Çin'den aldığımız 8.75 dolardan aldığımız kit dışında 9.8 liranın üzerine hiçbir kit alınmamıştır. Bizim geçmişe yönelik 32 liraya aldığımız kitler için ne yaptım ben? 1.7 milyon kiti geriye dönük fatura keserek aldım. Kamu mantığında yeri yok, ben onu anlıyorum. Hatırladın mı? 7 Aralık 2020'yi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 3 trilyon TL tutarındaki yolsuzluk dosyalarını savcılığa verdiğini açıkladı. Şu anda bizim elimizde epey bir dosya var. Yaklaşık 3 katrilyonluk kamu zararı ve yolsuzluk dosyasını savcılığa verdi. 11 Aralık 2020'yi hatırla. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun AK Parti dönemi yolsuzlukları açıkladığı haberlere erişim engeli getirildi. Hepsi 18 yıllık AK Parti döneminde gerçekleşti. Yıl yıl, ay ay, 18 yıllık iktidarın Türkiye'ye verdiği zararları hatırlama vakti.